Bitlis TV izleyicileri, Bitlis Lezzetleri programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün içimde farklı bir mutluluk var. Hava güzel. Ramazan'ı ortaladık artık sanki. Ve hemen ne bileyim, tuhaf bir heyecan da var içimde sanki. Neye borçluyuz inanın onu bile bilmiyorum ama bir aile olduk artık hep beraber. Arzu'yla zaten bir aile gibiyiz artık. Teşekkür ederim. Rica ederim. Nasılsın Arzu? İyiyim. Nasıl hissediyorsun kendini bugün? Daha iyiyim. İlk günlerden... Çok daha iyiyiz. Yani. Daha enerjiyiz. Evet. İyi bakalım bugün ne yapıyoruz? Ne yiyeceğiz bugün iftarda? Bugün kadın budu köfte yapacağız. Kadın budu köfte başla. Evet. Bir de çortu taplaması. Çortu taplaması. Hı-hı. Çok güzel. Hangi yemeğimizle başlıyoruz peki? Bugün şimdi kadın budu köftemizle başlayalım. Tamam. O zaman sözü tamamen sana bırakıyorum bugün ben. Tamam. Menümüzü sayalım sonra yemek işlemine başlayalım istersen. Tamam. Menümüzde unumuz var, yumurtamız var, kıymamız var, bir adet soğanımız, iki adet sivri biberimiz var, maydanoz, bir su bardağı pirincimiz evet. var ve baharatımız var, karabiber, pul biber ve tuzumuz var. Çok güzel. Tamam o zaman başlayalım. Başlayalım. İlk başta Sultancığım pirincimizi haşlamaya koymamız gerekiyor. Tamam. Önce onu bir haşlayalım. Ben gene süzgecimizi alayım. Haşlayacağız onu. Evet, haşlanması gerekiyor pirincimizin. Çok güzel. Bir su bardağı pirincimizi yıkıyoruz şu an. Dün ağır yemekler yapmıştık. Bayağı yoruldum. Evet. Ama bugün enerjiksin. Günün yorgunluğunu günde bırakmışız bakıyorum da. Bugün daha iyiyim. Allah daha iyilik versin diyelim o zaman. Teşekkür ederim. Evet. Tenceremize yıkadığımız şöyle. Pirinci ekliyoruz şimdi. Hı hı. Kaynamış suyumuz var. Onu da ekleyelim. Onu da ekliyoruz. Biliyor musun ben daha önce hiç kadın budu köfte yapan birini görmedim. Hani evde hiç yapmadı annem. Bir defa göreceksin yani. Aynen öyle. O yüzden acemi olabilirim bugün. Olsun. Senden öğreneceğiz. İnşallah. Şimdi kıymamızın yarısından çoğunu. Niye hepsini değil? Vallahi bilmiyorum. Bunun tarifi böyle. Bu şekilde yapılıyor. Evet. Anladım. Yani bunun yarısını kavuracağız yağda. Sonra diğer yarısını ekliyor muyuz? Hayır. Onu çiğ olarak kullanacağız. Aa. Evet. Enteresan. Çok az yağda kavuracağız bunu. Yeterli. Hemen bunu da ocağa alıyorum. Aslında şunu onun kavurma işlemini istersen ben yapayım Arzu. Evet, Sultancığım olabilir. Şu tencereyi arka tarafa koyalım. Onu da ön tarafa alalım istersen. Böyle olsa daha iyi olur. Tamam, çok güzel. Kavuruyorum. Evet, kavurma işlemimiz bittikten sonra biz şeye geçeceğiz. Biraz yağımızı döktükten sonra kavuruyoruz. Başka ne yapılacak istersen sen de. Pirincimiz haşlanacak Sultancığım. Ondan sonra kıymamızı kavuracağız. Sonrasında? Daha sonra bütün malzemeleri tek tek karıştırıp ondan sonra köfte haline getireceğiz. Bunları yağda kızartacağız. Çok güzel. Soğanımızı falan rendeliyoruz. Rendeleyeceğiz. Tabii. Tamam. Ben o esnada aslında soğanı falan rendeleyebilirim. Tamam, onları hazırla sen de. Evet değerli izleyiciler, gördüğünüz üzere şimdi kıymamızı pişiriyoruz. Ben onu yaparken Arzu da soğanı rendeleyecek, biberleri doğrayacak. Aslında çok zor da zor bir yemek değilmiş. Hayır değil. Çok basit rahat, bir yemek. Basit bir yemek. Evet.
Sultancığım, soğanlarımızı rendeledik. Evet. Şimdi biberlerimizi doğruyoruz. Küçük küçük doğrayacağım. Ramazan nasıl gidiyor Arzucuğum? Vallahi Ramazan güzel geçiyor ama işte dediğim gibi biraz sıcaklık var. Evet. Bu sıcaklık herkesi mahvetmiş gerçekten. Çalışıyoruz da bildiğin gibi. Evet. O kötü işte. Ama geçecek. Ramazan'ın bereketi de sabırda bir farklı bence. Gerçekten normal günde birkaç saat fazla aç kaldığımız zaman çok kötü oluyoruz ama Ramazan'da gerçekten bir sabır geliyor, bir irade geliyor insana zaten. Bu da Ramazan'ın bir mucizesi galiba. Evet. Normalde kendimden bahsedeyim, açlara hiç dayanamam normalde ama Ramazan'da çok da umurumda olmuyor. Sıcaklar olduğu zaman etkileniyorum ama Allah yardımcı oluyor her şekilde. Kesinlikle, yani. Kesinlikle. İşte diyorum ya, yani 11 ayın sultanı işte. Hani mucizeleriyle beraber geliyor bir ay ve gidiyor. Evet. Şimdi maydanozlarımızı kıyıyoruz. Arzucuğum, kıyma nasıl? Biraz daha olsa daha iyi olur. Sultancığım, sana zahmet pirince de bakar mısın? Pirince de bakıyorum aynı anda. Evet, kıymamız da olmak üzere. Arzucuğum, içim bittikten sonra buraya gelip baksan. Geliyorum hemen. Çok profesyonel değilim ben yemek konusunda. O yüzden ocağa döküyorum. Her seferinde bunu yapıyorum ve Arzu her seferinde temizliyor sağ olsun. Bir öğrenemedim. Hani şunu tencerenin içerisinde sadece tutmayı öğrenemedim inan ki. Olsun, oldu sayılıyor ya. Oldu mu? Şöyle bir yemek kaşığına yakın baharatımızı ekliyoruz. Pul biber. Bir yemek kaşığı pul biber. Bir tatlı kaşığı da karabiber ekliyoruz. Bir yemek kaşığına yakın tuz ekliyoruz. Çünkü pirinç de eklenecek ya. Evet. Şimdi bunun içerisinde ne var? Ben kaçırdım onu yaparken. Bunun içerisinde işte biraz kıymamız var. Bir adet soğan rendeledim. Evet. Maydanoz rendeledim. Evet. İki adet de sivri biber doğradım. Maydanoz ve baharat çeşitlerimiz. Baharat çeşitlerimiz var. Kıymamıza bakalım istersen. Kıymamız da hazır sayılır. Ben onu da... Pirincimiz tam pilavlık mı olacak böyle? Evet, haşlanması gerekiyor. Böyle şu şekilde. Şimdi pirincimizin haşlanmasını bekleyelim Sultancığım. Evet.
Pirinçlerimiz hazır sanırım. Şimdi ne yapıyoruz Arzucuğum? Şimdi pirinçlerimizi de bu malzememize katıyoruz. Tamam. Böyle. Şimdi bunu yoğuracağız. Bunu yoğurmadan önce ben önlüğümü takayım. Tamam. Yoğurduktan sonra ne yapıyorsun? Yoğurduktan sonra ilk başta unu harmanlayacağız. Ondan sonra yumurtaya bandıracağız. Yağda kızartacağız. Çok İstersen güzel. Sen o esnada ben bunu yoğururken sen yumurtamızı çırp. Tavamıza da yağımızı koy. Ama bol yağ koyman lazım. Bu işlem sona erdi. Çırptım bunu. Yağımızı tavamıza koyayım o zaman ben hemen. Bol olacak yağ. Evet, bol yağda kızarması gerekiyor. Bu arada pirinç sıcaktı biraz ilk başta. Yağ nasıl? Yoğurmakta düşük çektim. Biraz daha sultancım. Şimdi yeterli bence. Yağın altında açtım ya hafiften. Evet, yavaş yavaş ısınsın. Bunun için kap lazım istersen. Sana kap vereyim. Olabilir. Ben de yardım edeyim sana. Ben şöyle toparlayayım önce. Bunu versem olur mu? Olur, fark etmez. Şöyle şu şekilde. Oturalım istersen, yorulma çok fazla ayaktan. Ya şimdi şey yapacağız ya. Öyle büyük mü yapıyoruz? Evet, bu şekilde büyük olması gerekiyor. Şimdi sonra? Şöyle una batırıyoruz. Evet. Şöyle dağılmadan. Kötü dağılıyor. Ben şu böyle alsam daha iyi sultancığım. Bol unluyoruz dağılmasın diye mi? Evet. Şimdi bu şekilde aslında bir çatal getirseydin daha iyi olacaktı. Ben yapayım mı o işlemi? İyi olur. Ben hani elimi evet. Batırmasam daha iyi olur. Yağımız dağıldı sanki bu. Aynen o şekilde yağda kızartacağız. İstersen direkt yaptıklarımızı hemen tavaya atalım. Sultancığım, oraya geçebiliriz. Hemen mi? Evet. Sen birkaç tane yap o zaman, ben yapayım. Sonra götüreyim, o işten de sen ikincileri yapmış olursun. Tamam. Sen elini yumurtaya sürme. Evet. Tekrar unluyoruz. Unlayayım mı? Ben sen unlayacağım. Ben unlayayım, elini hiç sürme istersen sen. Aynı işlemi bunda da yapıyoruz. Evet. Bol bir şekilde. Şöyle. Evet. Üçüncü köftemizi yapıyoruz şu an. Dağılma riski çok fazla. Evet.
Evet. Sultancığım, yağımız dağılmamış olabilir mi acaba? Yanmasın sonra. Bunu yaptıktan sonra. Ben hemen bakacağım. Önce ellerimi yıkamam gerekiyor. Yağ yok, daha olmamış ya. Açalım altını o zaman tam olarak. Devam ediyoruz. Önce unluyoruz. Hı hı. Daha sonra yumurtaya banıyoruz. Köftemizi yapıyorum. Son 3 tane kaldı sanırım. Şöyle bırakabilirim ben bunu. Evet. Ben ellerimi yıkayayım. Aynen. Kızarma işlemine başlayalım. Gerçekten zormuş Arzucuğum. Hemen dağılıyor. Evet. Evet, kadın butu köftemizin yumurtalama ve unlama işlemi bitti. Şimdi evet. Sıradaki işlemimiz ne? Kızartmaya geçiyoruz Sultancığım. Tamam. İstersen elle daha rahat olmaz mı? Bence böyle daha iyi olacak diye düşünüyorum. Tamam. Nasıl istersen. Kadın budu köftemizi kızartıyoruz şimdi. Şu şekilde. Evet. Son köftelerimizi de atıyoruz. Son iki köftemiz. Son köftemizi de bırakıyoruz ya. Çok güzel. Bu şekilde kızaracak şimdi. Köftemizi servis kabımıza alıyoruz şimdi de. Kızardılar. Ben altını kapatıyorum Sultancığım. Tamam. Şöyle. Çok güzel şekil almışlar. Hiç dağılmadan. Evet. Çok da güzel koktu Arzu, değil mi? Evet, içindeki baharatlardan olsa gerek Sultancığım. Baharat kokusu. İçi de pişmiştir umarım.
Zaten onları, bol yağ kullanmamızın nedeni içinin pişmesi için. Ve kısık ateşte pişirdim. Yani orta ateşte pişti. Gür açmadı ki yanmasın erkenden. Evet. Son köftelerimizi de alıyoruz kabımıza. Son köftemiz sanırım. Son köftemiz de bu biraz. Nazarı olsun. Önemli değil. Tek bir tane köftemiz daha aldı. O da nazarı olsun. Önemli değil. Tamamdır. Tamam. Kadın budu köftemiz bitti. İkinci yemeğimize geçelim istersen. İkinci yemeğimiz neydi? Çortu taplaması. Onun malzemelerini hemen hazırlayalım. Sonra yapımına geçelim istersen. Evet. Tamam, biz masamızı düzenleyelim. Değerli izleyiciler, ikinci yemeğimize geçtik şimdi de. Çortu taplaması. Evet. Malzemelerini sayalım istersen Arzu. Biraz turşumuz var. Çortu aslında. Turşu haline getirilmiş ama sirkesiz. Evet. Biz bunu sürekli yapıyoruz. Unumuz var, tereyağımız var. Bir çay bardağı sıvı yağımız var. Pul biber ve gene tuzumuz var. Köftelik bulgur. Tamam. Şimdi önce neyle başlıyoruz? Önce... Bulgurumuzu önce bir ıslatalım. Tamam. Onu sıcak suda ıslatıyoruz. Tamam. Ben onun için tenceremi alayım. Tamam. Bir bardak alacağım. Bir su bardağı mı? Gerçi isteğe göre. İsteğe göre yani o. Ama ben bugün iki su bardağı kullanacağım. Evet, 2 su bardağı köftelik bulgurumuzu ekledik. Islatacağız. Biraz da tuz atayım ben. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ekliyoruz. Tamam. Önceden hazırlanmış sıcak suyumuzu ekleyelim şimdi de. Şimdi bunu ıslatmaya bırakacağız. Bu bulgurlar şişene kadar. Tamam, bekletiyoruz o zaman. Evet. Ağzını da kapatalım. Tamam. Onu şöyle beklemeye bırakalım. Beklemeye bırakacağız, evet. İkinci aşamaya geçelim İkinci biz o zaman. İkinci aşamaya ben çortumuzu da haşlamaya bırakacağız. Haşlayacağız bunu. Evet. Tamam. Şimdi alayım. Fazla olmasın. Sultancığım bu kadar yeterli. Tamam. Nasıl istersen. Ben biraz da su ekleyeceğim buna. Sıcak su. Çünkü ekşi olabilir. Onu da fazlasıyla tuzlu şimdi. Olabilir. O yüzden. Haklısın. Kapağımızı da alalım. Şimdi tekrar bunu. Bunu da ocağımıza götürüyoruz. Sıradaki işlemimiz ne? İşlemimiz sultancığım bekleyeceğiz. Hem bulgurun şişmesini hem çortumuzun haşlanması gerekiyor. Ama öncelikle bulgurumuzun şişmesini bekleyeceğiz. Tamam, o zaman biz de bu arada masamızı toparlarız. Tekrar devam edelim. Çortu taplamamızın hamurunu yapacağız. Evet, işlemine geçelim sultancığım. Bulgurlarımız evet. Şişti. Ben onu hemen yoğurma kabımıza alıyorum. Tamam. Şöyle. Sultancığım, ununu
Hepsini bir anda dökme. Bir dakika. Kaşık alayım ben hemen. Bir de önlük takmayı unuttuk. Önlüklerimizi ben getirirsen. Ben senin önlüğünü takayım, evet. O zaman. Heyecandan olsa gerek. Olabilir, gayet doğal. Evet, kendi önlüğümü de takıyorum hemen. Öyle kaşıkla değil Sultan'cığım, böyle... Şimdi dökeyim mi de? Yeterli sanırım. Yeterli. Şimdi senden bir şey isteyeceğim Sultancığım. Su koymayı unutmuşuz. Tamam, su. Su alalım yoğurmam için. Suya ihtiyacım var. Tamam. Al canım. Şöyle koyarsan. Şöyle hemen. Ara ara şöyle bana. Tamam, yeter şimdi. Vereyim mi daha su? Bir toparlayayım ondan sonra. Tamam. Çok fazla olmasın. Böyle ben ocağımıza bakayım. Altını kapatayım istersen ocağımızın. Haşlandı mı lahanalarımız? Evet. Bir bak, bak istersen ondan sonra. Sert kalırsa olmaz. Haşlandı bence. Tamam, kapatabilirsin. Ama istersen sen bir bak sonra. Ben bunu bir yoğurma işlemini bitireyim ondan tamam. Sonra o zaman. Bunda bayağı bir yoğuruyoruz değil mi? Ya et, etli yemekler kadar olmazsa da toparlanması gerekiyor. Zaten bulgurları ıslattık ya biz, o yumuşamıştı. O yüzden çok fazla yoğurmaya gerek yok. Anladım. Hatta hazır bile. Çok güzel. Şöyle. Hemen taplama işine geçebiliriz. Ben önce gene bir ellerimi yıkayayım. Evet. O esnada çortuma da bakayım. Tamam, sen onu da bence kontrol et. Evet Sultancığım, olmuş. Olmuş. Mu? Evet, kapatıyorum. Tamam altını. O zaman. Ne yapacağız şimdi? Şimdi taplama işine geçeceğiz. Tamam. Şunu şöyle yapalım, bunu alalım. Bununla işimiz bitti zaten. Ciğer taplamasında yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Evet, aynen o şekilde. Hamurumuzu önce alıyoruz, elimizde bu şekil sıkıyoruz. İzlemeyen izleyicilerimiz için hatırlatalım. Hı-hı. Bir daha. Sonra yuvarlıyoruz. Yuvarladıktan sonra hafif iki elimizin arasında hafif bastırıyoruz. İşlemimiz böyle. Aynı şekilde diğer hamurumuzu alıp yuvarlayıp hafif bastırıyoruz. Bu işlem böyle devam ediyor. Evet. Ben biraz böyle hazırlayayım. Ondan sonra sana eşlik edeceğim. Olur. Arzucuğum, çortu taplaması genelde ne zaman, hani hangi mevsimde daha çok gidiyor? Sultancığım, bu en çok kış mevsiminde daha çok yapılıyor. Yenen bir yemek. Çünkü
kış aylarında lahana turşusu yapılıyor ya. Bitlis'te biliyorsun lahana turşusu sürekli yapılan turşulardan biri. O yüzden kış aylarında genellikle oluyor lahana turşusu. Bu da mecburen kış aylarında yapılıyor. Anladım. Aslında hani hasta olmasında da söylemiştim ben. Kadınlar gerçekten çok seviyor. Hasta olmasını da bunu da çok seviyorlar. Çorba taplamasını da çok severler ve sürekli yaparlar. Özellikle kış aylarında yapılır. Kış aylarında böyle toplanılır. Pek de yenilmez bu yemek. Birkaç aile gelir bir araya, komşular, akrabalar, arkadaşlar gelinir yapılır. Aslında yoğurma işlemlerinin birçoğu aynı şekilde yapılır. Hani birkaç kişi gelir bir araya yaparlar, sonra hep beraber afiyetle yerler. Evet. Ama gerçekten de hani bunların tadı da tek başına çıkmaz bence. Yemiyor. Yapacaksın kesinlikle. Ben evde mesela hiç yapmıyorum. Genelde böyle arkadaş ortamlarında olunca daha güzel süper olur. Gidiyor o zaman. Tek başına olunca yiyilmiyor. Bitlis'in kadınları ama yemek kültürüne çok önem veriyor. Ciddi anlamda. Hani yemek yapmayı sevdikleri kadar yemek yemeyi de seviyorlar. O yüzden çok güzel yemekler yapıyorlar. Hani üç kadın bir araya geldiği zaman öyle geçiştirilen makarnadır, çorbadır asla. Kesinlikle ağır bir yemek sofrada olacaktır. Mutlaka. Çok dikkat ediyorlar buna. Evet. Ama güzel bir şey bu yani. Güzel. Bizim kültürümüz yemek, güzel. Yemek kültürüne çok önem veriyoruz. Evet. Az kaldı. Erkekler çok sevmez ama bence. Evet, sevmiyorlar. Bazı erkekler var, seven var. Ben bunu biliyorum. Ama birçok erkek sevmez. Dolmayı da çok fazla seven olmuyor. O da yani değişiyor ya. Bazıları seviyor, bazıları sevmiyor. Öğlen yemeklerinde daha çok yapılıyor ama bu. Evet, genelde öğlen yemeklerinde. Öğlen yemeklerinde. Bir yemek. Aslında hamur olduğu için de onunla olabilir mi? Olabilir. Bulgur genelde erkeklerimiz ediyor. Aslında et yemeklerini daha çok seviyorlar ya. Bitlis yöresindeki biraz erkeklerimiz gerçekten öyle. Etsiz olduğu için. Yani Bitlis erkekleri etli yemekleri tercih ediyorlar. Bu da etsiz olduğu için. Bir sözleri vardır erkeklerimizin. Et giren eve dert girmez. Yanlış mıyım? Hayır, sürekli doğrusu. Söylerler ve kesinlikle her yemekte et olacak illaki. O yüzden hamur olan şeyleri, yemekleri çok fazla yemezler. Ona da yemek demezler yani. Heh. Aynen öyle. Bu da öyle. Yemek mi derler? Oysa ki et yemeklerinden daha zor. Bizi kandırdınız bugün falan diye geçiştiriyorlar. Ama izledikleri zaman zorluğu görecekler. Pek de kolay yapılmıyormuş. Tabii ki. Değil mi? Hızlı hızlı yapıyorum ben bu işlemi. Yemek ve kadın budu köftenin yanında farklı bir şey gider mi? Hani iftar için, iftar menüsünde mesela. Ya çorba olabilir, salata olabilir. Zaten ekşi olduğu için turşu falan ya da zaten, cacık olabilir. Zaten şey olduğu için. Yani zaten kadın budu köfte etli, yağlı bir yemek yani. Şey diyelim mi o zaman? Kadın budu köfte tam erkekler için. Evet. Menüde ikisinden de var. Bugün menümüzde ikisine de yer verdik. Hem aynen. Baylar için hem de zaten bayanlar için. Zaten o yüzden ben böyle bir sunum hazırladım. Menülerine dikkat ediyorsun gerçekten. Evet, ediyorum. Bayanların sevdiği, erkeklerin sevdiği yemekleri ekliyoruz menülerimize özellikle. Sakarlığım tuttu benim. Ocağımızı da kapattık. Pişmişti galiba. Kapattık, evet. Bir an açık kaldığını zannettim. Sultancığım, sen istersen
sarımsakları hazırla. Tamam. Ben de şu kalanları halledeyim. Yağ da eritelim. Tereyağı. Hemen pişer mi peki? Sosuna. Erken mi pişiyor? 10-15 dakika zaten. O zaman tenceremizi attıktan sonra yağ işlemini yapsak daha iyi olmaz mı sıcak sıcak? Olabilir. Öyle yapalım. Evet, son taplamamız da bitti Sultancığım. Tamam. Şimdi kalkalım hemen. Şimdi hemen kalkalım. Önceden hazırladığımız şey vardı ya, çortumuz vardı ya. Evet. Onun içine atacağız. Ben önce bir ellerimi yıkayayım. Tamam. İstersen önce şeyini çıkaralım, ondan sonra Sultancığım. Ne? Bir saniye. Nasıl alacağım? Şimdi altını açalım şunun tekrardan. Çünkü haşlamaya bırakacağız ya, suyun kaynaması gerekiyor. Ben bunu biraz üzerine koymak için ayırıyorum. Yeterli gibi. Tamam. Bunları da suyun içerisine atacağız. Evet, ben alayım. Sen o işlemi yaptığın zaman, yaparken aslında ben de sarımsakları. Evet, yapayım. Sosunu hazırlayabilirsin Sultancığım. Evet. Zaten şimdi suyumuz. Ben de sos için sarımsaklarımızı alayım. Suyumuz kaynamaya başladı. Tamam. Ben şöyle. Bu şekilde. Şimdi Sultancığım, bu haşlanacak, pişecek. Evet. Ciğer taplaması gibi pişmesi gerekiyor. Ben şu dalları alayım. Ben de o esnada yağın sos şeyini hazırlayayım. Ben bir tane çay kaşığı alabilir miyim Arzucuğum? Tabii. Ellerimi sarımsakla sürmeyeyim bir yere. Teşekkür ederim. Yağımızı da koydum Sultancığım. Biberimizi ekleyeceğim. Biberimiz de burada. Şöyle kaşıklayayım. Bu şekilde. Taplamalarımız da kaynıyor zaten. Şöyle bir karıştırayım. Sarımsaklarımız da hazır. Bu kadar yeterli sanırım. Ekşili ekşili de çok güzel olacak Sultancığım. Sarımsaklarımız bu kadar yeterli. Yeterli, evet. Tamam, masamızın üstünde kalsın. O halde. Yağımız da hazır. Taplamamızın pişmesini bekleyeceğiz.
Her şeyimiz hazır şimdi. Biberimiz evet. de, yemeğimiz de. Şimdi pişmesini bekliyoruz. Bu zaman zarfında biz de oturalım istersen biraz. Çünkü çok yorulduk bugün. Evet, harbiden yorulduk. İzleyenler, şimdi yemeğimiz pişti. Servise başlayalım istersen. Evet Sultancığım, hazır. Artık servis tabağını alabiliriz. Tamam. Ben şöyle önce altını kapatıyorum. Ben tutayım sana. İyi olur. Ben şöyle suyundan da koyacağım Sultancığım. Olur. Çünkü suyu önemli. Yeterli. Servisin bizim masaya evet. alalım. Şimdi ayırdım lahana turşusunu. Bunları onun üzerine bırakmak için ayırdın. Evet. Aynen bu şekilde. Evet. Yağımızı da vereyim istersen. Ben sarımsağımı da ekliyorum gene. İçine bu şekilde, yani çiğ sarımsak yemek istemeyen seyircilerimiz, lahana turşumuzu haşladıkları zaman aynı işlemi yapıp rendeleyip lahana turşusunun içine ocakta ya, kaynarken tercihe göre. Evet. Atabilirler. Yani tercih meselesi, evet. Sultancığım, yağ dökme işini de sana bırakayım. Tamam. Hadi bakalım. Bol yağlı yapalım biz. Tereyağı koymuştuk değil mi içine? Hı hı. Biraz daha yağ dökelim. Yağlanacağız sanırım Sultancığım. Biz hiç zayıflayamayacağız galiba bu Ramazan'da. Bütün yemeklerimiz ağır olduğu için bence. Evet. Yağlı ve hamur iş olduğu için. Evet. Bunu da bırakalım. Yine iki tane çok lezzetli yemeğimiz var. Yaptık. Yorulduk ama değdi gerçekten. Evet. Her gün yaptığım şeyi tekrar yapacağım. Arzu'ya gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz. Eline koluna sağlık diyorum. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Ben senin kadar yapmıyorum. Her şeyi sen yapıyorsun. Ben o kadar yoruluyorum. Kim bilir sen ne hale geliyorsun diye düşünüyorum. Olsun. Güzel uğraşlar bunlar. Gerçekten kollarına sağlık. Afiyet olsun. Programın sonuna geldik. Beraber bitirelim istersen. Olabilir. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.